Romanımızın adı Şato. Yazar Franz Kafka. Çeviren Orhan Tekin. Yayın evi Mavi Çatı Yayınları. Beşinci bölüm. Muhtarla görüşmesinin kendisini pek tasalandırmaması neredeyse şaşırttı Kağa'yı. Bunu şu şekilde açıklamaya çalıştı. Şimdiye kadarki deneyimlerine göre kontluk bürolarıyla resmen ilişki kurması fazla güçlük doğurmamıştı. Bunun bir nedeni işinin görülmesi konusunda dıştan bakınca kendisi için pek olumlu bir ilkenin anlaşılan ilgili bürolarca benimsenmiş bulunması. Bir başka nedeni ise resmi büroların çalışmaları arasındaki hayran kalınacak uyumdu. Nerede yok gibi görünüyorsa inadına orada tas tamam bir uyum seziyordu insan. Bazen yalnızca böyle şeyleri düşündükçe K durumunu neredeyse memnunluk verici buluyor ama hemen ardından asıl tehlikenin işte böylesi hoşnutluklarda saklı yattığını kendi kendine söylemeden duramıyordu. Kontluk bürolarıyla dolaysız ilişki kurmak hani öyle pek güç değildi. Çünkü ne kadar iyi örgütlenmiş olurlarsa olsunlar, bürolar yalnızca uzak ve göze görünmez beyler adına uzak ve görünmez çıkarların savunuculuğunu yapıyor, K ise hemen yanı başında alabildiğine diri ve canlı bir şey için savaşıyordu. Üstelik en azından ilk zamanlarda kendi istemiyle sürdürüyordu bu savaşı. Çünkü saldıran o idi. Beri yandan yalnızca o savaşmıyordu kendisi için. Tanımadığı ama kontluk makamlarının önlemelerine bakarak varlıklarına inanabileceği daha başka güçler de anlaşılan Kaan'ın safında savaşa katılıyordu. Ama bu makamlar sudan şeylerden şimdiye dek fazlasıyla söz konusu olmamıştı. Daha baştan Enikon'a lütufkar davranıyor, dolayısıyla Kaya'yla savaşarak küçük çapta hafif yollu zaferler kazanabilmekten, bunun doğuracağı memnunluktan ve ilerideki daha çetin savaşlarla ilgili olarak bunun sağlayacağı haklı nedenlere dayanan güven duygusundan yoksun bırakıyordu. Kaan'ın kuşkusuz yalnızca köy içinde dilediği yere sokulmasına göz yumuyor, onu şımartıp güçsüzleştiriyor, kısacası herhangi bir savaş olasılığını kapı dışarı ederek K'yı resmi nitelik taşımayıp başı sonu görülmeyen kasvetli ve yabancı bir yaşam içerisinde çekip almaya çalışıyordu. Sürekli tetikte bulunmadı mı bakarsın günün birinde resmi makamların bütün o lütufkarlığına ve son derece hafif resmi yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesine karşın kendisine gösterilen sözde yakınlığa aldanır ve normal yaşamını öyle tedbirsizce sürdürmeye başlardı ki sonunda yıkılıp gider ve söz konusu makamlar da hala yumuşak ve dost, adeta kendi istemleri dışında ama Kaan'ın bilmediği bir kamusal düzen uğruna gelip onun hesabını görürlerdi. Peki ama neydi burada normal yaşam? Görev ve yaşamı buradaki gibi hiç daha böylesine iç içe görmemişti. O kadar ki bazen görev ile yaşamın sanki birbiriyle yer değiştirdiğini sanıyordu. Örneğin Kaan'ın işiyle ilgili olarak Klam'ın şimdiye kadar yalnız kağıt üzerinde kalan otoritesi, Kaan'ın yatak odasında Klam'ın bütün gerçekliğiyle kendini belli eden otoritesine göre neydi ki? Yani işte burada resmi makamlarla doğrudan ilişkide biraz hafiften alan bir davranış. Bir ölçüde gevşeklik yerinde olacak. Ama başka bakımdan her vakit Enikon'u uyanık bulunmak, atılacak her adımdan önce dört bir yanı kollayıp gözetmek gerekecekti. Buradaki resmi makamlara ilişkin kanısını muhtar tarafından da ilkin hayli doğrulamış gördük ha. Güler yüzlü, tombul, bıyıksız, sakalsız bir adam olan muhtar hastaydı. Ağır bir gut nöbeti geçiriyordu. Dolayısıyla K'yı yatağında kabul etti. "Demek bizim sayın kadastrocu bu," dedi. K'yı karşılamak için doğrulup kalkmak istediyse de başaramadı. Özür diler gibi bacaklarını işaret ederek kendini yeniden yorgan ve yastıkların üzerine bıraktı. Küçük pencereli odanın loşluğunda perdeler çekilerek içerisi daha da karartılmış, neredeyse bir gölge gibi sessiz hareket eden bir kadın K için bir sandalye getirip yatağın yanı başına koydu. "Oturun, sayın kadastrocu, anlatın bakalım ne istiyorsunuz?" dedi muhtar. Klam'ın mektubunu çıkarıp okuyan K ayrıca mektupla ilgili birkaç şey söyledi. Resmi makamlarla ilişkisinin kendisine hiç zorluk çıkarmadığı duygusu yeniden uyandı içinde. Her türlü yükü bayağı taşıyorlardı. Ne varsa söz konusu makamlar üzerine yıkılabilir, insan kendisi işin içinden sıyrılarak serbest kalabilirdi. Bunu muhtarın kendisi de hissetmiş gibi
yatakta sıkıntıyla bir tarafından öbür tarafına döndü. "Benim, Sayın Kadastrocu, sizin de fark ettiğiniz gibi bütün olup bitenlerden haberim var," dedi nihayet. "Kendim bu konuda henüz harekete geçmediğimse bir kez hastalığım ondan. Sonra bunca zaman uğraşmadığınıza göre artık bu işten vazgeçmişsiniz diye düşünüyordum. Ama madem şimdi yine bizzat aramak lütfunda bulundunuz, size o hoşa gitmeyecek gerçeği büyük çıplaklığıyla açıklamak isterim kuşkusuz. Dediğiniz gibi, kadastrocu olarak işe alındınız. Ama ne yazık ki bize bir kadastrocu gerekli değil. Bir kadastrocu için en ufak bir iş yok bizim burada. Küçük topraklarımızın sınırları belirlenmiş. Hepsi güzel, güzel kayıtlara geçirilmiştir. Bunların el değiştirdiği görülmez pek. Ufak tefek sınır anlaşmazlıklarını ise kendimiz çözümleriz. Eh, bu durumda ne yapalım bir kadastrocuyu?" K, önceden hiç aklından geçirmemişti. Ama benzeri bir konuşmayla karşılaşacağını içten içe beklediğinden kesinlikle emindi. Dolayısıyla hemen bir cevap bulup muhtara vermekte güçlük çekmedi. "Bu beni pek şaşırttı doğrusu," dedi. "Bütün hesaplarımı alt üst etti. Umarım bir yanlış anlama söz konusudur demekten başka bir şey kalmıyor bana söyleyecek." "Ne yazık ki bir yanlış anlama söz konusu değil," diye cevapladı muhtar. "Her şey benim söylediğim gibi." "Ama nasıl olur?" diye sesini yükseltti K. "Böyle uzun bir yolu buradan geri çevirleyim diye tepmedim sanırım." "Orasını bilmem," dedi muhtar. "Ama bu yanlış anlamanın nasıl doğup çıktığını size kuşkusuz açıklayabilirim. Böyle kontluk gibi büyük bir idari örgütte karşılaşılır işte. Bir büro bu kararı alır, öbürsü şu kararı. Birinin ötekinden haberi olmaz. Gerçi hepsinin üzerinde kılı kırk yaran bir denetim mekanizması vardır. Ama özü gereği iş işten geçtikten sonra çalışmaya başlar bu mekanizma. Dolayısıyla bir karşılığa yol açılması önlenemez. Tabii hep alabildiğine küçük şeyler de karşılaşılır böyle bir durumda. Örneğin sizin işte görüldüğü gibi. Önemli konularda henüz bir yanlışlık yapıldığını ben bilmiyorum. Ama sudan şeyler de çok vakit insanı üzer yeteri kadar. Sizin işe gelince, söz konusu yanlışlığa nasıl düşüldüğünü, görev sırrı falan demeden, çünkü böyle bir davranışa kendimi yükümlü görecek kadar memur sayılmam, bir köylüyüm ve öyle de kalacağım, size açıkça söylemek isterim. Çok zaman önce, daha ben birkaç aylık muhtarken bir emir geldi yukarıdan. Hangi bürodan geldiği şu an aklımdan çıktı. Emirde, yukarıdaki beylere özgü bir kesinlikle köye bir kadastrocunun çağrılacağı açıklanıyor ve onun çalışmaları için gerekli plan ve krokileri köy cemaatinde hazır bulundurulması isteniyordu. Bu kadastrocuyla tabii siz kastedilmezsiniz. Çünkü benim söylediğim pek çok yıl önceydi. Ben de şimdi hasta olmayıp yatakta böyle bayağı gülünç şeyler üzerine düşünecek vakit bulmasaydım benim de doğrusu nereden gelecekti aklıma? Birden konuşmasına ara verdi muhtar. Hala akıl almaz bir hamaratlıkla odanın içinde bir gölge gibi sessiz sağa sola seyirten kadına ''Mizi!'' diye seslendi. ''Şu dolaba bakıver hele. Belki emir oradadır.'' Ardından JC'ye dönerek ''Çünkü'' diye açıklamaya koyuldu. ''Benim ilk muhtarlık zamanımdadır emir. O vakitlerde işte her ne olduysa saklardım.'' Kadın hemen dolabı açtı. K ile muhtar kendisini izliyordu. Dolabın içi evrakla tıka basa doldurulmuştu. Yakacak odun demeti gibi bağlanmış koca iki evrak tomarı, dolap açılır açılmaz dışarı yuvarlandı. Korkuyla yana sıçradı kadın. Yattığı yerden arama işini yöneten muhtar, ''Varsa diptedir, dipte!'' dedi. Bunun üzerine kadın, en alttakilere ulaşabilmek için iki eliyle evrakları kucaklayıp kucaklayıp dolaptan dışarı attı. Derken evraklar odanın bir yarısını doldurdu. ''Eh, az iş görülmedik ki,'' dedi muhtar başını sallayarak. ''Bunlar daha evrakların küçük bir bölümü. Çoğunu samanlıkta sakladım. En büyük kısmı da kaybolup gitti tabii. Kim bu kadar şeye sahip çıkabilir? Ama samanlıkta hala bir sürü evrak var.'' Yeniden karısına dönerek ''Nasıl, bulabilecek misin Emri?'' dedi ardından. ''Dosyanın üzerinde
Altı mavi kalemle çizilmiş kadastrocu yazısı olacak. İyice karanlık burası, diye cevapladı kadın. Bir mum alıp geleyim bari. Ve evrakların üzerinden atlayarak odadan çıktı. Karım, dedi muhtar. Öbür asıl işlerin yanı sıra güçlükle dolu bu gibi resmi işlerde hayli destek oluyor bana. Yazılacak yazılar için bana yardımcı oluyor. Öğretmen. Ama yine de başa çıkılacak gibi değil. Her defasında hala görülecek bir sürü iş kalıyor geriye. Orada dolabın içinde birikip duruyor. Sonra bir başka dolabı göstererek, hele şimdi hastayım ya, iyiden iyiye yığılır işler, diye ekledi. Yorgun ama öyleyken mağrur tekrar yatağa uzandı. Elinde bir mumla dönen kadın dolabın önünde diz çöküp yeniden Emre aramaya koyulunca, acaba karınızı arama işinde yardım edebilir miyim, diye sordu Kah. Muhtar gülümseyerek başını salladı. Daha önce de dediğim gibi sizden saklayacak resmi sırlarım yok. Ancak evrakları karıştırıp o Emri sizin de aramanıza izin vermek, bu kadar ileriye de gidemem doğrusu. Derken odaya bir sessizlik çöktü. Kağıt hışırtısından başka şey duyulmaz oldu. Hatta muhtar biraz uyuklar gibiydi. Kapı hafiften vurulur vurulmaz K arkasına döndü. Yardımcılardı tabii. Ama şimdi hiç değilse biraz efendice bir halleri vardı. Hemen odaya dalmayıp kapı aralığından fısıldadılar ilkin. Donduk ama dışarıda. Kimmiş gelen, diye sordu muhtar korkuyla sıçrayarak. Yardımcılarım, yabancı değil, dedi Ka. Beni nerede beklesinler bilmem ki, dışarısı ayaz, burası ile rahatsız eder bizi. Yo, beni rahatsız etmezler, dedi muhtar nazik bir şekilde. Koyuverin, gelsinler içeri. Hem zaten kendilerini biliyorum, benim eski tanışlar. Ama beni rahatsız ederler, dedi Ka açıktan açığa. Gözü yardımcılarından muhtara, sonra yine yardımcılara kaydı. Her üçünün yüzündeki gülümseme ayırt edilmez ölçüde birbirine benziyordu. Ama madem bir kez geldiniz, dedi ardından, yoklayarak muhtar beyin hanımı üzerine altı mavi kalemle çizilmiş kadastrocu yazısı bulunan bir evrak arıyor. Kendisine yardım edin bari. Muhtar olmaz falan demedi. Yani kanın yapmasına izin verilmeyen bir şeyi yardımcıları yapabiliyordu. Hemen de kağıtların üzerine atıldı yardımcılar. Ama aramaktan çok evrak yığınlarının altını üstüne getiriyorlardı. Birinin hecelemeye kalktığı bir yazıyı öbürü hemen çekip alıyordu onun elinden. Boş dolabın önünde diz çökmüş kadın arama işinden tümüyle vazgeçmiş gibiydi. En azından mum şimdi pek uzak duruyordu. Yardımcılar, dedi muhtar kendisinden memnun bir gülümseyişle. Sanki her şey onun direktifine bakıyordu da kimse de bunu tahmin bile edecek güç yoktu. Demek yardımcılar sizi rahatsız ediyor. Ama sizin kendi yardımcılarınız bunlar. Hayır, dedi Ka. Ben buraya geldikten sonra peşime takıldılar. O nasıl söz? Peşime takıldılar. Yanınıza verildiler demek istiyorsunuz sanırım. Öyle olsun. Yanıma verildiler, dedi Ka. Ama öylesine düşüncesizce verilme ki yer yarılıp çıksalar bu kadar olurdu. Burada düşüncesiz hiçbir şey yapılmaz, dedi muhtar. Hatta bacağının sızısını unutarak yatakta dimdik doğrulup oturdu. Hiçbir şey ha, dedi. Ka, ya benim buraya çağrılmam? Sizin çağrılmanız da pekala düşünülüp taşınılmıştır. Gel gelelim, ikinci derecede önem taşıyan bir takım nedenler işe karıştırdı. Evraklara dayanarak size kanıtlayacağım bunu. Evrakların bulunacağı yok ki, dedi Ka. Bulunacağı yok mu? Diye sesini yükseltti muhtar. Mizi, haydi, canım biraz çabuk tut elini. Ama ben olup biteni şimdilik size evraksız da anlatabilirim. Daha önce sözünü ettiğim o Emre teşekkürlerimizle cevap verdik ve dedik ki, bize bir kadastrocu gerekli değil. Ama bu cevap anlaşılan Emre'nin çıktığı asıl büronun, ki buna A diyeceğim ben, eline geçmemiş. Yanlışlıkla bir başka büroya, B diyeceğim buna, B bürosuna gitmiş. Böylece A bürosu cevapsız kalmış. Ama B de bizim cevabımızı ne yazık ki almamış. Ya dosyanın içine gitmedi, bizim burada kaldı, ya da yolda kayboldu. Çünkü büroda kaybolmadığı kuşkusuz. Bunu kesinlikle belirtebilirim. Her neyse. B bürosuna hepsi bir dosya geldi. İçinde bulunması gereken ama gerçekte yerinde yerler esen evrakın üzerinde bir kadastrocunun görevlendirilmesine ilişkin olduğu yazıyordu. O kadar.
A bürosu ise bu arada bizden cevap bekliyordu. Elinde bu işe ilişkin notlar varsa da tabii çokluk karşılaştığı ve işlerin görülmesindeki bütün o titizliğe karşın çokluk karşılaşılabileceği gibi bu işe bakan memur bizim mutlaka cevap vereceğimize güveniyordu. Bizden cevabı alacak, sonra ya kadastrocuyu çağıracak ya da gerekiyorsa söz konusu iş üzerinde bizimle yazışmayı sürdürecekti. Bu yüzden notlara başvurmayı safsakladı. Dolayısıyla bütün iş de onun bürosunda uyudu gitti. B bürosunda ise evrak zarfı titizliğiyle ün salmış bir memurun eline geçmişti. Adı da Sordini memurun. Bir İtalyan kendisi. Onun yeteneklerine sahip bir kişi nasıl böyle aşağı bir mevkide bırakılıyor? İşin içinde olan benim bile aklımın ermediği bir şey. Bu Sordini boş zarfı içi doldurmak üzere tabii bize geri yolladı. Ama işte A bürosunun o ilk yazısından bu yana yıllar değilse bile aylar geçmişti. Buna da hayret etmemek gerekiyordu. Çünkü genellikle bir evrak gideceği yolu şaşmadan izledi mi ilgili büroya en geç bir günde ulaşır. Ve daha aynı gün gereği yapılıp çıkışı sağlanır. Ama bir de yolunu şaşırmaya görsün. Hani böylesine mükemmel bir idari örgütte de harıl harıl araması gerekir yanlış yolu o zaman. O zaman da pek uzun sürer kuşkusuz. Dolayısıyla Sordini'nin yazısı elimize geçtiğinde bu işi artık hayal meyal anımsayabiliyorduk. O zamanlar iki kişiydik çalışan. Mizi ile ben. Öğretmen henüz yanıma verilmemişti. Ancak en önemli konularda evrakların kopyasını çıkarıp saklıyorduk. Sözün kısası hiç de kesin denemeyecek bir cevap verebilirdik sadece. Böyle bir kadastrocunun çağrıldığından hiç mi hiç haberimiz olmadığını, bir kadastrocuya asla gereksinim duymadığımızı bildirdik. Ama diyerek kendi kendisinin sözünü kesti muhtar. Anlatma coşkusu içinde fazla ileri gitmiş ya da hiç değilse gitmiş olabilirmiş gibi anlattıklarım canınızı sıkmıyor ya diye sordu. Hayır hayır dedi K. Eğlendiriyor beni. Muhtar eğlenseniz diye anlatmıyorum size bunları diye cevapladı. Beni eğlendiriyorsa bazen bir insanın üzerinde hayati rol oynayabilen böyle gülünç bir karmaşanın iç yüzünü görmemi sağladığından dedi K. İç yüzünü görmediniz henüz, dedi muhtar ciddi bir edayla. Hele anlatmama devam edeyim. Cevabınız tabi Sordini gibi birini doyurmamıştı. Neme gerek, benim için hiç de çekilir bir adam değildir. Ama yine de hayranımdır kendisine. Güvendiği kimse yoktur çünkü. Diyelim birini sayısız fırsatlarla en güvenilir kimse diye tanımış bulunsun. Sanki onu hiç tanımıyor ya da onu alçağın biri diye tanıyormuş gibi bakarsın ilk fırsatta ona yine güvensizlik besler. Bana göre doğru bir şey. Memur dediğin böyle davranmalı. Ne yazık ki ben söz konusu ilkeye uyanmıyorum. Yaratılışım izin vermiyor. Görüyorsunuz işte. Sizin gibi bir yabancının önünde her şeyi açık açık serip döküyorum ortaya. Ne yapayım? Elimde değil. Sordini ise bizim cevabımızdan hemen kuşkuya düşmüş. Aramızda uzun boylu bir yazışma başladı. Sordini böyle durup dururken bir kadastrocuyu getirtmemek nereden aklınıza esti diye sordu. Ben de Mizi'deki o yaman belleğin yardımıyla cevap verip ilk önerinin yukarıdan geldiğini bildirdim. Burada başka bir büronun söz konusu olduğunu elbet çoktan unutmuştuk. Sordini'nin bana karşılık sorusu, neye bu resmi yazıdan ancak şimdi söz açıyormuşum? Benim cevabım, ancak şimdi hatırladım da ondan. Sordini, amma da tuhaf. Ben, böyle uzun zaman sürüncemede kalmış bir işte hiç de tuhaf değil. Sordini, hayır, tuhaf olsa gerekmiş. Çünkü benim hatırladığım gibi bir yazı yokmuş ortada. Ben, tabii olmaz. Çünkü bütün evraklar kayboldu. Sordini, hiç değilse ilk yazıya ilişkin bir not bulunurmuş bir yerde. Gel gelelim böyle bir not da yokmuş. İşte bunun üzerine duraksamıştım. Sordini'nin bürosunda bir yanılgıya düşüldüğünü ne ileri sürmeyi ne de buna inanmayı göze alabilmiştim çünkü. Belki ikinizden sayın kadastrocu benim iddiamı dikkate alıp hiç değilse öbür bürolarda söz konusu işle ilgili soruşturmalara girişebilirdi diyerek kınıyorsunuzdur Sordini'yi. Ama asıl böyle davranmak yanlış olurdu. Doğrusu hani içinizden bile olsa bu adamda kusurlu bir taraf görmemenizi istemem. Resmi bürolarda
bir çalışma ilkesidir. Yanılgı olasılıkları asla hesaba katılmaz. İdari örgütün bütünündeki mükemmellik bu ilkeyi haklı gösterebilmektir. Ve işlerin alabildiğine ivedikle görülmesi istendi mi, varlığı da gerekli bir ilkedir bu. Yani Sordini öbür bürolarda asla soruşturmalara girişmezdi. Hem bu bürolar kendisine cevap da vermezdi zaten. Çünkü bir yanılgı olasılığının araştırıldığını hemen fark ederdi. İzin verirseniz Sayın Muhtar, sözünüzü kesip bir soru soracağım, dedi K. Daha önce bir ara bir denetim bürosundan söz açmamış mıydınız? Sizin anlattıklarınıza göre bu olay öyle bir idare ki denetim mekanizmasının bir an işlemediğini tasarlar tasarlamaz fena oluyor insan. Pek de acımasızsınız, dedi muhtar. Ama acımasızlığınızı bin kat daha çoğaltın. Yönetim mekanizmasının kendi üzerinde uyguladığı acımasızlığın yanında yine de hiç kalır. Ancak büsbütün yabancı biri olmalı ki sizin sorunuzu sorsun. Denetim büroları var mıymış? Denetim bürolarından başka ne var ki? Orası öyle. Görevleri kaba anlamıyla hataları bulup çıkarmak değildir. Çünkü hataya düşürülmez hiç. Bir yol, sizin işittiğiniz gibi bir hataya düşülürse bile kim nihayet bunun bir hata sayılacağını söyleyebilir. Bu tamamen yeni bir şey benim için, diye sesini yükseltti K. Benim için pek eski, dedi muhtar. Benim de sizin gibi bir hataya düşüldüğüne ilişkin bir kanı var içimde. Ve bu yüzden kapıldığı büyük üzüntüyü ağır hasta bile yaptı Sordini'yi. Ayrıca yanılgı kaynağının ortaya çıkartılmasını kendilerine borçlu bulunduğumuz ilk denetim büroları da yine burada bir yanılgı görmektedir. Ama ikinci denetim bürolarının, sonra üçüncülerinin ve sonra öbür kalanların da bu yolda bir yargıya varacaklarını kim ileri sürebilir? Olabilir dedi Ka. Ama benim için en iyisi böylesi düşüncelerden kendimi uzak tutmak. Hem bu çeşit denetim bürolarının varlığını ilk kez işitiyorum. Tabii bunları henüz anlamam mümkün değil. Ancak şuna inanıyorum ki burada iki şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Birincisi, resmi makamların kendi içlerinde olup biten ve sonradan yine aynı makamlarca şöyle ya da böyle yorumlanabilecek şeyler. İkincisi, bu makamlar dışında kalıp haklarının kısıtlanacağı konusunda onların saçma tehdidiyle karşı karşıya bulunan öylesine saçma ki hala tehlikenin ciddiyetine inanasım gelmiyor. Bir kimse olarak benim gerçek şahsım. Sizin, Sayın Muhtar, bu kadar şaşırtıcı ve olağanüstü bir vukufla anlattığınız şeyler sanırım bunlardan birincisiyle ilgili. Ne var ki sizden birkaç söz de benim kendi şahsımla ilgili olarak duymak isterdim sizden. Oraya da geleceğim, dedi muhtar. Ancak birkaç şey kaldı. Bunları önceden söylemezsem sonra bir şey anlamazsınız. Denetim bürolarından söz açmakta acele ettim. Dolayısıyla yine Sordini ile aramızdaki anlaşmazlıklara döneceğim. Dediğim gibi direnme gücüm giderek azalıyordu. Ama Sordini de bir kimseye karşı eline en ufak bir üstünlük geçirmeye görsün. Zafere ulaştı demektir. Çünkü böylesi durumlarda dikkati, enerjisi, uyanıklığı artar. Saldırıya uğrayan için korkunç, saldırıya uğrayanın düşmanları için bulunmaz bir manzaradır doğrusu. Hani ben daha başka olaylarda böyle bir durumda tanık olduğumdan kendisi hakkında konuşabiliyorum böyle. Sonra onu şimdiye kadar kendi gözlerimle asla görebilmiş değilim. Kalkıp aşağı inmez, işleri başından aşkındır. Bana anlattıklarına göre odasının bütün duvarları üst üste yığılmış, kocaman evrak destelerinden sütunlarla örtülüymüş. Bunlar da işte ancak o sırada üzerinde çalıştığı evraklarmış Sordini'nin. Ve söz konusu destelerden sürekli evraklar alınıp içlerine yeni evraklar konulduğunda ve bütün iş büyük bir çabuklukla olup bittiğinden habire devrilir dururmuş sütunlar. Kısa aralarla birbirini izleyen sürekli çatırdılar da Sordini'nin çalışma odasının tipik bir özelliğiymiş. Tabii Sordini iş adamı. En küçük bir işte bile en büyük işteki titizliği gösterir. Siz benimkine Sayın Muhtar hala en küçük işlerden biri diyorsunuz. Öyle ama bir sürü memura pek uğraştı. Başlangıçta belki pek küçüktü. Sordini gibi memurların işgüzarlığıyla yine de büyük bir iş olup çıktı maalesef. Doğrusu ben hiç istemezdim böyle olsun. Çünkü bana ilişkin dağ gibi evrak sütunlarının birikmesini ve bunların çatırdayarak yıkılmasını dileyecek kadar açgözlü değilim.
Küçük bir kadastro memuru olarak küçük bir kroki masasında başım dinç çalışmaktan başka dileğim yok. Hayır, dedi muhtar. Büyük bir iş değil. Bu bakımdan da yakınmanız için neden yok. Hatta küçük işlerin en küçüklerinden biri. İşin kapsamı, işin aşamasını belirlemez. Böyle sanıyorsanız, resmi büroları anlamaktan henüz çok uzak bulunuyorsunuz demektir. Haydi diyelim ki, işin kapsamındadır bütün sorun. Yine de sizinki en sudan işlerden biri sayılır. Normal, yani o hataya yer vermeyen işler çok daha kapsamlı ve kuşkusuz çok daha verimli çalışmaların yapılmasını sağlar. Hem sizin işin yol açtığı asıl çalışmalar konusunda henüz bir şey bilmiyorsunuz ki. Çünkü bunlardan yeni bahsedeceğim size. Derken beni ilkin aradan çıkardı Sordini. Ama memurları gelip gittiler. Köyün ileri gelenleri beyler otelinde sorguya çekilip tutanaklar düzenlendi. Çoğunlukla benden yana çıktı. Yalnız birkaç kişi kuşkuya kapıldı. Kadastro sorunu bir köylüyü pek ilgilendirir. Sizin işte gizli kapaklı bir takım anlaşma ve haksızlıkların kokusunu alır gibi olmuşlardı. Kendilerine de yol gösteren birini buldular. Sordini de onların verdiği bilgilerden ister istemez şu kanıya vardı. Eğer ben sorunu köy meclisi önüne getirmemişsem, bir kadastrocunun çağrılmasına karşı durmayanlar çıkacakmış. Ama benim davranışımın sonucu olarak pek doğal bir şey, yani bir kadastrocunun gerekliliği en azından kesinlikten uzak bir duruma sokulasıymış. Bu işte en çok Brunswick diye biri gösterdiği çabayla öne çıkmıştı. Kendisini tanımıyorsunuz sanırım. Belki kötü bir kimse denemez ama aptal ve hayalperest biri. Lesema'nın kaynıdır. Sepici ustanın mı? Diye sordu K. Ve Lesema'nın yanında gördüğü top sakallı tarif etti. Evet, ta kendisi dedi muhtar. Bunun üzerine karısını da tanıyorum dedi K. Biraz damdan düşer gibi. Olabilir dedi muhtar ve sustu. Güzel bir kadın dedi K. Ama benzi biraz soluk ve hastalıklı. Galiba şatodan kendisi. Son cümleyi yarı sorar gibi söylemişti. Muhtar saate baktı, ardından bir kaşığa ilaç dökerek acele içti. Kaba bir tonla, "Sizin şatoyla ilgili olarak sanırım içindeki bürolardan başka bir bildiğiniz yok." diye sordu K. "Evet," dedi muhtar alaylı ama yine de minnettar bir gülümsemeyle. "En önemlisi de bu zaten, bürolardır. Brunswick'e gelince, kendisini aramızdan atabilsek adeta hepimiz bir mutluluk sayılırdı bu. Hani Lesman da bizlerden az sevinmezdi. Ama o zamanlar Brunswick çevresindekileri biraz etkisi altına almıştı. Doğrusu konuşmasını bilen biri değildi. Yaygaracıdır sadece. Ve bu kadarı da kimilerine yetiyor. Böylece sorunu nihayet köy meclisi önüne çıkarmak zorunda kaldım. Ne var ki Brunswick başarısı da bundan öteye gitmedi. Çünkü kuşkusuz büyük çoğunluğuyla kadastrocuya falan boş verdi köy meclisi. Doğrusu üzerinden yıllar geçti. Bütün bu zaman içinde yine de kapanmadı sorun. Gerek çoğunluğun, gerek muhaliflerin öne sürdüğü nedenleri alabildiğine titizlikle araştıran Sordini'nin kılı kırk yararlığı, biraz da resmi makamlarla çeşitli ilişkileri olup bunları hayal gücüyle sürekli yeni buluşlarıyla devreye sokan Brunswick'in kafasızlığı ve hırsı yüzünden bir türlü kapanmadı. Elbet Brunswick'e kanmadı Sordini. Sordini'yi nasıl kandırabilir ki Brunswick? Ama kanmamak için de yeni soruşturmalar gerekiyordu. Ve soruşturmalar henüz tamamlanmadan gene yeni bir şeyler yumurtlamıştı Brunswick. Çünkü çok hareketli biridir ve bu aptallığının bir parçasıdır. Şimdi size yönetim mekanizmasının ayrı bir özelliğinden söz edeceğim. Titizliğine uygun olarak son derece de duyarlıdır bu mekanizma. Diyelim bir iş var da uzun zaman düşünülüp taşınıldığı üzerinde. Bakarsın bu düşünüp taşınmaların arkası kesilmişken önceden görülmeyecek ve sonradan aransa bulunmayacak bir yerden söz konusu işi çokluğu pek doğru. Ama keyfi bir sona erdirecek çözüm yıldırım gibi çıkıvermişti ortaya. Sanki yönetim mekanizması gerilime ve hep değişmeden kalan aslında belki önemsiz sorunun kendisini yıpratmasına bundan böyle katlanamamıştır. Katlanamamıştır da kalkıp kendiliğinden memurların yardımına başvurmaksızın kesin kararı vermiştir. Bir mucize gerçekleşmemiştir elbet. Memurun biri çözümü kuşkusuz kaleme almış ya da yazıya falan başvurmadan kesin bir karara varmıştır. Ama her ne hal ise bizce
bizim buraca, hatta idarece bu işte hangi memurun hangi nedenlere dayanarak kesin kararı aldığı saptanamaz. Denetim büroları çok sonradan çıkabilir bunu ortaya. Ama bizler artık öğrenemeyiz. Hem öğrenilse de bunun kendisini ilgilendireceği bir kişi ortaya kalmamıştır pek. Bir yandan daha önce söylediğim gibi özellikle söz konusu kararlar çokluk dört başı memur şeylerdir. Can sıkıcı bir yalan varsa böylesi şeylerde normal sayılacağı gibi kendilerinden ancak pek geç haber alınabilmesi dolayısıyla çoktan kesin kararlara bağlanması sorunlar üzerine hala harıl harıl konuşulup görüşülebilmekte oluşudur. Bilmiyorum hani sizin işte verilmiş kesin bir karar var mı? Kimi şeylere bakılırsa evet, kimi şeylere göre hayır. Ama böyle bir karar varsa siz davet edilerek buraya kadar o uzun yolculuğu yapmış ve arada bir sürü zaman geçmiş bulunur. Sordini de bu arada aynı iş üzerinde bitkin düşene kadar çalışmış, Brunswick entrikalarını çevirmiş, ben de her ikisinin kahrını katlanmış olurum. Hani ben yalnızca böyle olabilir diyorum ama kesinlikle bildiğim şudur. Bir denetim bürosu A servisinden çok yıl önce köy meclisine bir kadastrocuyla ilgili bir soru yönelttiğini ama şimdiye kadar bir cevap alınmadığını bu arada ortaya çıkardı. Geçenlerde bana sordular. Tabii böylelikle de bütün iş açıklığa kavuştu. A servisi bir kadastrocunun gerekmediğini bildiren cevabımla yetindi. Sordini de bu işte yetkili olmadığını ve tabi suçsuz yere bu kadar işe yaramaz ve sinir bozucu çalışmalara giriştiğini anladı. Eğer her zamanki gibi dört bir yandan yeni işler sükun etmeyip sizinki de sadece pek küçük bir sorun sayılmasaydı adeta denebilir ki küçüğün de küçüğü galiba hepimiz oh diyecektik. Hatta sanırım Sordini bile. Yalnızca Brunswick homurdanıp duruyordu ki bu da gülünç bir şeydi. O kadar. Şimdi ise bütün sorun hayırlısıyla bir sona ulaşmışken benim bu anlattıklarımın üzerinden yine bir sürü zaman geçti. Birden siz çıktınız ortaya. Ve öyle görülüyor ki şimdi iş yeni baştan başlayacak bu durumda. Sayın kadastrocu, uğradığım düş kırıklığını tasarruf buyurun. Elimden geldiği kadar böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Bunu iyice kafama koyduğumu sanırım anlamışsınızdır. Elbette, dedi K. Ama daha iyi anladığım bir şey varsa burada benimle hatta yasalarla korkunç bir oyun oynanıyor. Ben kendi şahsıma buna karşı koymasını bilirim. Nasıl yapacaksınız peki? Diye sordu muhtar. Bunu açıklayamam, dedi K. İlla açıklayan demem, dedi muhtar. Ancak şunu unutmayın ki ben sizin tamamen demek istemem hani. Çünkü ne de olsa biz bütün yabancıyız birbirimize. Bir bakıma iş dostuyuz. Ne var ki kadastrocu olarak görevlendirilmenize de izin veremem. Ama öbür konularda her vakit bana başvurabilirsiniz. Yardımınıza koşacağımdan kuşkunuz olmasın. Tabii büyük sayılmayacak gücümün sınırları içinde. Siz hep, dedi K, benim kadastrocu olarak görevlendirilecek olmamdan söz açıyorsunuz. Ama ben görevlendirildim bile. Buyurun, Klam'ın mektubu. Klam'ın mektubu, dedi muhtar. Altında Klam'ın gerçek gibi görünen imzası var mı? Yok mu? Benim için değerli bir mektuptur. Başımın üzerinde yeri var. Ama diğer bakımdan, hani ben tek başıma bu konuda bir şey söylemeye çekiniyorum. Sözün burasında, Mizi! Diye seslendi. Ve ardından, hey, ne yapıyorsunuz orada öyle? Diye sordu. Hayli zamandır gözden uzak kalmış yardımcılarla Mizi, anlaşılan, aranılan evrakı bulmayıp ne var ne yok yine dolabın içine tıkmak istemiş. Ama sürüyle evrakın dağınıklığı yüzünden bunu becerememişler. Derken yardımcıların aklına bir düşünce gelmiş, dolabı yere yatırıp bu kadar evrak varsa içerisine tıkmış, sonra da Mizi ile dolabın kapağı üzerine oturmuş, o anda kapağı yavaş yavaş bastırıp kapamaya uğraşmışlardı. Evrakı demek bulamadılar, dedi muhtar. Yazık. Ama nasıl olsa olup bitenleri biliyorsunuz artık. Doğrusu evraka gerek kalmadı. Hem ileride mutlaka bulunur ya. Bakarsın öğretmendedir. Çünkü onda daha bir sürü evrak var. Ama sen şimdi, Mizi, mumu al gel de şu mektubu okuyalım. Mizi geldi. Yatağın kenarına oturup güçlü kuvvetli, hayatla dolup taşan muhtara yaslandı. Muhtar da kolunu Mizi'nin beline doladı. Şimdi daha sarı soluk ve daha gösterişsiz bir hali vardı kadının. Mum ışığında yalnız küçük yüzü göze çarpıyor,
salt yaşlılıktan kaynaklanan çöküntünün yumuşattığı aydınlık ve sert yüzü çizgilerde seçiliyordu. Daha mektubu bir göz atar atmaz hafifçe ellerini kavuşturdu. "Klamdan," dedi. Ardından kocasıyla birlikte mektubu okuyup baş başa biraz fısıldaştılar. Ve sonunda tam yardımcılar "Yaşasın!" diye bağırışırken, çünkü hele şükür bastıra bastıra kapamışlardı dolabın kapağını, Mizi de sessiz ve minnettar gözlerle kendilerine bakıyordu. "Mizi de tamamen benim gibi düşünüyor," dedi muhtar. "Şimdi sanırım çekinmeden söyleyebilirim. Bu hiç de resmi bir yazı değil. Özel bir mektup." "Pek sayın bay," başlığında açıkça anlaşılıyor. "Sonra sizin kadastrocılığa atandığınızdan tek kelimeyle söz açılmıyor. Genel olarak kontluk hizmetlerinin adı geçiyor yalnız. Hem de bu da öyle bağlayıcı sözlerle belirtilmiyor. Sizin bildiğiniz gibi görevlendirilmişsiniz işte. Yani işe alındığınızı kanıtlamakla siz kendiniz yükümlü kılmıyorsunuz. Sonunda da resmi bakımdan yalnız ve yalnız bana en yakın amiriniz olarak ben muhtara havale ediliyorsunuz. Daha fazla her türlü bilgiyi benim size vereceğim açıklanıyor ki bunun da çoğu zaten şimdi yapıldı. Resmi yazıları okulmasını bilen, dolayısıyla resmi denemeyecek mektupları daha iyi okuyabilen kimse için her şey gün gibi açık. Sizin gibi bir yabancının bunu göremeyişi hayrette bırakıyor beni. Bütünüyle mektup, kontun hizmetine kabul edilirseniz Klam'ın şahsen sizinle ilgilenmek niyetinde bulunduğunu anlatıyor. O kadar." "Siz sayın muhtar," dedi Kah, "mektubu öyle iyi yorumluyorsunuz ki geriye boş bir kağıt parçasıyla üzerinde bir imzadan başka şey kalmıyor. Böyle yapmakla sözde saygı duyduğunuz Klam adına saygınlığına gölge düşürdüğünüzün farkında değil misiniz?" "Beni yanlış anladınız," diye cevapladı muhtar. "Ben mektubun önemini yadsımıyor. Başvurduğum yorumla onu değerden düşürmüyorum. Klam'ın özel bir mektubu bu. Hiç kuşkusuz resmi bir yazıdan daha değerlidir. Nedir ki sizin sandığınız kadar da önem taşımıyor mektup." "Bay Şaverez'i tanıyor musunuz?" diye sordu Ka. "Hayır," dedi muhtar. "Ya sen Mizi? Sen de tanımıyorsun demek." "Hayır, tanımıyoruz." "Tuhaf," dedi Ka. "Şatodaki kahya yardımcılarından birinin oğludur." "Azizim sayın kadastrocu," dedi muhtar. "Bütün kahya yardımcıların oğullarını nereden tanıyayım ha canım?" "İyi," dedi Ka. "Madem öyle, söylediğim kişi olduğuna inanırsanız, buraya geldiğim gün işte bu Şaverzer ile tatsız bir olay geçti aramda. Sonunda Şaverzer şatoya telefon edip Fritz adındaki kahya yardımcısına sorup bilgi istedi ve benim kadastroculuğa atandığımın cevabını aldı. Peki bunu nasıl açıklarsınız sayın muhtar?" "Pek basit," dedi muhtar. "Bizim buradaki makamlarla henüz bir ilişkiniz olmadı sizin. Bütün ilişkiler işte yalnız görünürde. Sizse durumu bilmediğinizden bunlara gerçek diye bakıyorsunuz. Telefon işine gelince, bakın, sanırım resmi makamlarla Allah için yeterince işi olan benim bir telefonum yok burada. Telefon, otellerde benzeri yerlerde iyi işe yarayabilir. Bir müzik otomatı gibi tıpkı. Ondan öte bir değeri yoktur. Hiç telefon ettiniz mi burada?" "Evet mi?" "Ah işte. O zaman belki anlarsınız beni. Şatoda telefonlar besbelli mükemmel işliyor. Bana anlattıklarına göre durmadan telefonla konuşuluyormuş şatoda. Bu da işlerin görülmesini kuşkusuz pek hızlandırıyor. Şatodaki sürekli telefon konuşmaları bizim buranın telefonlarında hışırtılar ve şarkı türküler gibi gelir kulağımıza. Bunu mutlaka siz de işitmişsinizdir. Ne var ki söz konusu hışırtı ve şarkılar, türküler buradaki telefonların bize ilettiği tek doğru ve güvenilir şeylerdir. Geriye kalan ne varsa hepsi yanıltıcıdır. Hani belli bir telefon bağlantımız yoktur şatoyla. Telefon konuşmalarımız alıp ileriye ileten bir santral yoktur. Bizim burada şatodaki birine telefon edildi mi, şatonun en alt kademe bürolarındaki tüm aygıtların zili çalar. Daha doğrusu kesinlikle bildiğime göre hemen bütünündeki zil düzeni çalışmaz duruma sokulmamış olsa hepsinin çalardı zili. Ancak sağda solda pek yorgun düşmüş memurun biri, özellikle akşam vakti ya da geceliğin şöyle biraz oyalanmak gereksinimi duyarak zil düzenini çalışır duruma sokar da o zaman işte bir cevap alırız. Kuşkusuz bu öyle bir cevaptır ki şakadan kalır yanı yoktur. Bu da yine akla uygun bir şey. Çünkü kim kalkıp ufak tefek özel sorunları dolayısıyla
Böyle olabildiğinde önemli ve çılgın bir tempoyla akıp giden işler arasında telefon zilini çaldırmak yetkisini kendisinde bulabilir. Sonra diyelim Sordini'ye telefon ettiği zaman karşıda cevap vermenin gerçekten Sordini olduğuna hele bir yabancı nasıl inanabilir? Bunu da kafam almaz doğrusu. Cevap veren belki bambaşka bir büronun kayıt memurudur daha çok. Orası öyle. Yıldızın parladığı bir saatte ufak bir kayıt memuruna telefon edilip Sordini'nin kendisinden cevap alındığı durumlarda da karşılaşılmaz değildir. Ama o zaman yapılacak en iyi şey daha konuşmanın başında soluğu telefondan uzakta almaktır. Ben durumu hani bu açıdan görmemiştim, dedi K. Sözünü ettiğiniz ayrıntıları bilemezdim. Ama yine de telefon konuşmalarını pek gözüm tutmamış, ancak doğrudan şato içinde öğrenilebilecek bilgilerin elde edilecek başarının gerçekten önem taşıyacağını hiç aklımdan çıkarmamıştım. Hayır, dedi muhtar, K'nın bir sözüne takılarak. Pekala, gerçek bir önemi vardır telefon cevaplarının. Neden olmasın? Bir memurun şatodan verdiği bilgi neden önem taşımasın? Klam'ın mektubunda söz açarken de söyledim. Şatodan alınan cevapların hiçbir resmi önem içermez. Bunlarla resmi bir önem görüşürseniz aldanırsınız. Buna karşılık dostluk ve düşmanlıktan yana taşıdıkları özel önem pek büyük. Çokluk resmi bir önemin asla erişemeyeceği kadar büyüktür. Pekala, dedi K. Tutalım ki her şey söylediğiniz gibi. O zaman şatoda bir sürü iyi dostum var demektir. Doğrusu daha yıllar önce o büronun ansızın bir kadastrocunun buraya getirilebileceğini akıl etmesi bana karşı dostça bir davranıştı. Bu davranışlar ileride de ben kuşkusuz kandırılarak oraya getirilip burada kötü bir sonla karşılaşıncaya kadar birbirimizi izledi. Şimdi ise kapı dışarı edilmekle tehdit ediyorum. Görünüşte gerçek payı yok değil, dedi muhtar. Şato'nun sözlerini harfi harfine kabul etmenin doğru sayılmayacağı konusunda haklısınız. Ama ihtiyatlı davranmakla yalnız burada değil her yerde gereklidir sanırım. Sonra ilgili sözler ne kadar büyük önem taşırsa ihtiyatlı davranmanın da o kadar artar gereği. Gel gelelim sizin kandırılıp buraya getirmenizle ilgili olarak dediklerinizi aklım almıyor. Benim açıklamalarımı daha iyi izleseydiniz buraya çağrılmanızın bizim küçük bir söyleşi çerçevesi içinde çözülemeyeceğinden pek çetin bir sorun sayılacağını kavrardınız sanırım. Bu durumda geriye şu sonuç çıkarmak kalıyor, dedi K. Kapı dışarı edilmeye varıncaya kadar her şey eni konu bu kapalılık ve çözülmezlik içinde. Kim sizi kapı dışarı etmeyi göze alabilir, sayın kadastrocu, dedi muhtar. Asıl bu ön sorunlardaki açık seçiklikten uzaklık size karşı en nazik davranışın güvencesidir. Ne var ki siz gördüğüm kadarıyla fazla alıngansınız. Doğru, kimsenin size kalmanızı istemiyor burada. Ama ne bileyim, bu sizi kapı dışarı etmek midir? Aman sayın muhtar, dedi K. Kimi şeyleri fazlasıyla açık seçik gören, şimdi yine siz kendiniz oluyorsunuz. Beni burada tutan şeylerden birkaçını bakın sayayım size. Evden ayrılmak için göze aldığım fedakarlıklar. Buraya kadar yaptığım uzun ve zahmetli yolculuk. Burada işe alınmamla ilgili olarak kapıldığım haklı umutlar. Beş parasızlığım ve eski yerinde kendime yeniden uygun bir iş bulamayacak oluşum. Ve son olarak bu saydıklarımın pek çoğu kadar önemli bir neden de burada bir kızla nişanlanma. Ha, Frida, dedi muhtar. En ufak bir şaşkınlığa kapılmaksızın. Biliyorum ama siz nereye gitseniz Freda koşarak arkanızdan gelir. Öbür söylediklerinize gelince üzerlerinde elbet biraz düşünmek gerekiyor. Ve bu konudaki raporumu da sunacağım şatoya. Bir karar çıkar ya da önce bir kez daha sorgulanmanız gerekirse adam gönderip sizi çağırtırım. Nasıl? Anlaştık mı? Asla, dedi K. Ben şatodan lütuf değil hakkımı istiyorum. Mizi, dedi muhtar karısına. Karısı hala kendisine yaşlanmış oracıkta dikiliyor, düşlerde yitik, Klam'ın mektubuyla oynuyordu. Kağıttan bir kayık yapmıştı. Ansızın bir korkuyla kaplan K, kadının elinden çekip aldı kayığı. Mizi, dedi muhtar. Mizi, bacağım gene pek sancmaya başladı. Sargıyı değiştirsek mi ha? K ayağa kalktı. Bu durumda bana gitmek düşüyor, dedi. Evet, değiştirelim, diye cevapladı Mizi ve hemen bir merhem hazırlamaya koyuldu.
Ne fena esiyor burası, diye ekledi muhtar. Kağ arkasına döndü. Kağ'ın gitmek sözünü işiten yardımcılar her vakit gibi işgüzarlıklarıyla kapının iki kanadını da açmışlardı. Kağ içeriye var gücüyle saldıran soğuktan hasta odasını korumak üzere muhtarı ancak şöylece eğilip selamladı. Sonra yardımcılarını da yanı sıra çekip götürerek çarçabuk odadan çıktı ve hemen kapıyı arkasından kapadı.